kalemler alınmış durumda. İnşallah güzel bir organizasyonun sonuna geldik. Finale çok yakın gittiler. Yani final maçlarında izleyeceğimiz sporcularımız şu anda üçüncülük maçı yapıyorlar. Ama dediğim gibi uzun süredir müsabaka yapmıyor sporcularımız. Bu da onlar için büyük bir deneyim oldu. İnşallah bunu olimpiyatta altın olarak bize geri çevirirler madalyayı. İnşallah hocam. Biz de buradan iyi dileklerimizi, temennilerimizi iletmiş olalım sporculara. Peki bir yıl ara vermenin yansımasını gördünüz mü organizasyonda? Yoksa bütün sporcular hazırlar mıydı sizce? Tabii ki herkes bu süreçte evlerine çekildi. Kimisi antrenman yapamadı, kimisi kulüplerine gidemedi. Ama dediğim gibi sonuçta milli takımlar düzeyinde olduğu için hepsi hazırlıklı olarak geldi buraya. Sadece maç eksikleri vardı. Onları da önümüzdeki bu maçlarla, tecrübeleriyle giderecekler inşallah. İnşallah hocam. Millilerimize bir kez daha biz de başarılar dilemiş olalım. İlk karşılaşma az sonra başlayacak hocam. Evet, kata maçlarıyla başlıyoruz bugün. Orada biraz sonra erkeklerde genç sporcumuz var. Bu kategoride Dilara Bozan finale kaldı. Genç yeteneğimiz. İnşallah finali altın olur. Zorlu bir müsabaka olacak onun için ama tabii ki hiçbir şey imkansız değil. Çünkü tabii. Çok güzel hazırlanmışlar müsabakalara. Dualarımız onlarla. Sadegi Dastak, İranlı sporcu. Kata karşılaşmasında. Görüntüde şu anda. İranlı sporcunun da Asya şampiyonluğu var. U21 kategorisinde. Karşılaştığı İtalyan sporcu da genç bir sporcu. Avrupa dünya dereceleri mevcut gençlerde. İranlı sporcu Shitori katası çiziyor. Süper MP katası. Ben o, genel olarak katayı ekran başındakileri anlatmak isterim. Tabii hocam. Kata hayali bir dövüş. 360 derece her yöne yapılan blok ve ataklardan oluşuyor. Tabii bunlar belli bir senkronizeye dayanıyor. O şekilde %70 atletik teknik, %30 atletik performansa bakılıyor. %30 atletik, evet. Teknik performansa %70 olarak bakılıyor. Bu değerlendirmeler sonucunda en yüksek puan alan madalyayı alıyor. Thank you.
ana kadar güçlü performans gösterdi İranlı sporcu. Evet hocam. Evet, İranlı sporcu katasını tamamladı. İtalyan sporcunun işi zor değil mi hocam? Etkili bir performans. Zor demeyelim, onu da bir görelim. Önden yargılı olmayalım. Çünkü kata... Ya işi zor derken evet, önemli bir eşiği geçmesi gerekecek. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten dediğim gibi %70 teknik performans, %30 atletik dedik. Atletiğin içinde güçe, hıza ve dengeye bakılıyor. Hı hı. Teknik performanslarda duruşlar, teknikler, geçiş hareketleri... Hı hı. Zamanlama, doğru nefes, odaklanma, uyum, katıdaki stile uyuma ait Kio'nun sergilenmesi önemli olan. Onları İranlı sporcuda gördük. Şimdi İtalyan sporcuyu izleyip ona göre hakemlerimiz karar verecek artık. Teşekkür ederiz hocam. İzleyenlerimize de aktarmış olalım. İranlı sporcunun puanlaması bittikten sonra İtalyan sporcu çıkacak. Onu bekliyorlar şu anda. Bu arada bakalım, bir mesajımız var. Tabii hocam, buyurun İzninizle. Okuyalım hemen. Çerkezköy'den Murat Kıroğlu hocamız. Hı hı. Tüm katılan sporcularımıza madalya maçlarında başarılar dilerim. Bu bir başlangıç. Olimpiyatlar hazırlık maçlarında hem rakiplerimizin hem de sporcularımızın performanslarını görme şansımız oluyor. Bu nedenle Spor TV'ye çok teşekkür ediyoruz diyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz kendisine. Bu arada değerli izleyenler, sizler de mesajlarınızı Sports TV etiketinden sosyal medya hesaplarımızda bize ulaştırabilirsiniz. Aynı şekilde Hüsami Hocam'ın da sosyal medya hesaplarına mesajlarınızı iletebilirsiniz. Katas'ın ardından İranlı sporcunun puanını bekliyoruz şu anda. Onofrio katasına başlıyor İtalyan sporcu hocam. Thank you.
İtalyan sporcu da selamını vererek katasını bitirdi. Evet, katada ilk bronz madalyanın sahibini az sonra öğreneceğiz hocam. Onofrio da tamamladı katasını. Teknikte Onofrio bir adım önde hocam. Evet, İtalyan sporcu bir adım önde. Şimdi atletik performans yine üstün geldi. Evet. Ortadaki hocamız da Uğur Kobaş, olimpiyatlara gidecek. İlk Türk hakemlerimizden birisi olacak kendisi. Olimpiyat görecek karate branşında. İlk bronz madalyanın sahibi İtalyan sporcu Onofrio oldu. Hocam performansıyla ilgili var mı söylemek istediğiniz bir şey? Gerçekten çok ortada bir maçtı. İkisi de güçlü, güzel kata çizdi. İtalyan sporcu buradan galip geldi ve sevinçli bir şekilde ülkesine dönecek. Onofrio daha önce İtalya'da da ulusal şampiyonlukları var. Aynı zamanda genç kategoride de madalyaları olan bir isimdi. Ve bugün de Karataban Premier Lig İstanbul'da bronz madalyanın sahibi oldu Onofrio. Hocam isterseniz Türk karatesinde bu gelişim süreci devam ederken az önce siz hakemlerimizden bahsettiniz. Olimpiyatlarda da yine bizi temsil edecekler. Bu da bir gurur değil mi? Yani Türk oyuncu olmadığı zaman...